Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz ülkemizin kadın girişimcilerinden günde 20 bin maske üreten ve 130 bin adet de bağış yapan bu alanda öncü firmalardan biri Yemyeşil Sanayi Direktörü Burcu Yemyeşil. Kendisiyle hem sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan bağışları, hem üretim hedeflerini hem de ülkemizde kadın girişimcilerin rolünü konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Korona mücadelesi. Evet, bu dönemde çok da yoğun geçiyor. Özellikle maske dünyada artık elzem ihtiyaçlardan bir tanesi oldu. Herhalde en çok aranan ürünler klasmanında birinci sıradadır. Siz de ülkemizde bunu üretiyorsunuz. Günde 20 bin adet gibi çok ciddi bir rakama ulaştınız. İsterseniz ilk önce firmamızdan başlayalım. Yemyeşil Sanayi ne zaman kuruldu? Ürün yelpazesi nasıl? Bize bunları anlatır mısınız? Yemyeşil Sanayi olarak turizm Kıbrıs'ta otellere buklet üretimi yapmaktayız 2 senedir. Girne Boğaz bölgesinde 3000 metrekarelik bir alanda bulunan fabrikamızda saç için şampuanlarını, saç kremleri, vücut losyonları, duş jelleri ve tek kullanımlık otel terliklerini de yine fabrikamızda üretmekteyiz. Tek dolum tesisiyiz şu anda Kıbrıs'ta. Evet, 2 yıl önce kurulduk. 2 yıl önce kurulduk. Hizmet ağınız sanırım bu koronavirüs süreciyle birlikte biraz daha genişledi mi? Yani genişledi mi derken şöyle oldu, maskeye devam etmek kararı aldık. Yani şu anda bu adada yaşıyoruz, çocuklarımızla birlikte severek yaşadığımız adaya nasıl bir katkıda bulunabiliriz, nasıl bir faydamız olabilir düşünerekten maske üretimine geçtik. Öncelikle kendi fabrikamızda üretime başladık biz. Fakat sonrasında gelen talepler üzerine fabrikamızın da yetersiz kalabileceğini düşünerekten sanayi bölgesinde, Lefkoşa sanayi bölgesinde Nicole Malifatura, Ali Gavalli Bey ile çalışmaya devam ediyoruz şu anda biz. Onlarla birlikte karar verdik çalışmaya. Evet, şu an kaç kişi çalışıyor? Şu anda 50 kişiye yaklaştık. 50 kişiyiz. 50 kişilik şu an bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Yani malum bütün sektörlerin durduğu bir dönemde siz üretime devam ediyorsunuz, evet. Katkı koyuyorsunuz. Günde 20 bin adet maske üretiyorsunuz. Maske çeşitleri zaten burada, evet. Çeşit çeşit. Herhalde bunların hepsinin fiyatlandırması farklı mı yoksa ürün kalitesine göre değişiyor? Yok, fiyatlarımız aynı. Bir tek maskemiz var. Onun kumaşından dolayı biraz daha pahalı ama yoksa herkesin ulaşabileceği bir fiyatta maskelerimiz bizim. Evet, maskelerde bunu baktığımız zaman herhalde bu daha esnek yapılı, evet. Dikralı, her bedene uyar nano kumaş. Yani evet. Nano kumaş dediğimiz herhalde kir tutmayan değil mi? Yıkanılabiliyor. Öncelikle yıkanılabiliyor. Bunların hepsi yıkanılabiliyor mu? Hepsi yıkanılabiliyor. Peki biraz bahseder misiniz bize bunların tabii. Özelliklerinden? Kumaşlarımız koton kumaş bunlar. Hı. Hepsi yıkanılabilen kumaşlar. Şu gördüğünüz beyaz maskemiz, evet. Buyurun. O KKTC'de tek sağlık birimleri tarafından en beğenilen, onaylanan, koruyuculuğu en yüksek maskemizdir o beyaz maskemiz. Evet. Bunlar bu satışları nasıl peki? Yani bağışı devam ediyoruz. Satışları derken fiyatlarından mı bahsediyoruz? Bunlardan evet, biraz fiyatlarından tabii fiyatlarımız 3,5 TL'dir. Yani gerçekten hem ucuz hem kaliteli ürünleri siz bu anlamda tüketicilere... Yani öncelikle amacımızın ticaret olmadığını kanıtlamaya çalıştık. Yani 130 evet. bin adet bir maske bağışı yapmışız şimdiye kadar. Ve bu da devam ediyor şu anda hala. Günde 20 bin tane maske üretiyorsak bunun bir bölümü hali hazırda polislerimize, devlet hastanelerimize, diyanet işlerine, yani gümrük müdürlüklerine kadar, gümrük çalışanlarına kadar maske verdim ben. Evet, 130 bin adet siz evet. Bağış yaptınız. Bu bağış alanları polislere, gümrüklere, hastanelere... Devlet hastanelerine, yardım kuruluşlarına gitti. Yine ihtiyaç sahibi halkımıza da gidiyor. Evet, ihtiyaç sahiplerine tabii, de tabii, herkese. Ücretsiz karşılıyoruz. Evet, peki bu maskeyle birlikte yani ilk bu koronavirüs başladığında ciddi anlamda, fiyat anlamında problemler oluşmuştu. Bu fiyat probleminin ortadan kaldırılması için siz 50 kişilik bir ekiple bir çalışma içerisine girdiniz ve bugün 3,5 TL gibi evet. bir rakamdan bahsediyorsunuz ama
Dışarıda baktığımız zaman biraz maske fiyatlarında da sıkıntı var. Bir izleyicimiz de onu dile getirmiş zaten. Şu an bizleri takip eden. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle söyleyelim. Biz sosyal medyadan da böyle katıldığımız televizyon programlarında da maskelerimizin fiyatını zaten açıkça söylüyoruz. Bizim maske levelerimiz, yemyeşil sanayi olarak maskelerimiz 3,5 TL'dir. Ama tabii ki bizden gelip alıp dağıtım yapan firmalar var. Evet. Yani onlar koyuyorlar tabii ki şeylerini. Ondan sonra eczanelere gidiyor. Eczaneler de koyuyorlar. Fiyat tabii ki yükseliyor. Ama bunu biz hiçbir zaman ranta çevirmedik. Ticarete de çevirmedik. Hiçbir şekilde bağış olarak. Yani şu anda açıkçası biz fabrikamızı bir şekilde döndürelim. Faydamız olsun ülkemize şu anda. Onu düşünüyoruz. Peki fabrikada nasıl işleri yürüyor? Mesela siz fabrikaya gidiyor musunuz? Çalışanların önlemleri nasıl? Onlar için gerekli hijyenik ortamlar sağlandı mı? Yani bunlar da esasen merak konusu olan konular. Tabii. Bu konuda biraz fazla titizim ben. Bütün çalışanlarımızın aralarına 100 makineli bir tesis zaten. Hepsinin aralarında makinalı boşlukları bıraktık. Hepsi eldivenli, maskeli. Eldivenli biraz zor dikiyorlar ama eldivenli dikiyorlar şu anda da. Hepsi tekli ambalajlarda bizim maskelerimiz. Herkesin sosyal mesafelerini koruyoruz. Fabrikamızı haftada 7 günde bir ilaçlamasını yaptırıyoruz. Alabileceğimiz tüm önlemleri alıyoruz. Yani herkesin, öncelikle çalışanlarımızın sağlığı tabii ki çok daha önemli şu anda. Peki sizler nasıl bu anlamda kendinizi koruyorsunuz? Yani kalabalık bir ortam, çalışanlar için gerekli önlemleri alıyorsunuz. Bir taraftan ürün tedarikleri var, bunlar geliyor. Gördüğümüz gibi bunların hepsi jilatinlenmiş. Evet, tekli. Tekli. Ve bunlar yıkanılabilir değil mi? Tabii ki bunların hepsi yıkanılabilir maskeler. Peki efendim, önümüzdeki dönemde şirket olarak hedeflerimiz neler? Biraz da bunları açar mısınız? Yani biz sadece maske bağışı yapmıyoruz öncelikle. İlk etapta bu yaşadığımız sıkıntılı süreç başladığında firma olarak yine yardım kuruluşlarına, gerekli bütün yerlere biz şampuan, saç kremi, bu karantinaya çevrilen oteller, yurtlar, bunlar da dahil olmak üzere birçok yere sıvı el sabunlarını, şampuan, saç kremlerini setli halinde bütün otellerin hepsine ulaştırdık yurtlarına. Evet, ücretsiz olarak hepsinin dağıtımını yaptık. Tabii terliklerine kadar, yani inanın kulak çöpünden bir otel odasında ne mevcutsa bütün karantina otellerinde ve yurtlarına hepsinin tedariğini sağladım. Ya bunlardan herhangi bir ücret talep etmedik. Hayır, hiçbir ücret talep etmedik. Evet, bu anlamda da iyi bir vatandaşlık örneği de sergilemişsiniz. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Peki sizce bu süreç nereye doğru gidecek? Yani maske kullanımı artık hayatımızın bir parçası mı olacak? Şu an için öyle gözüküyor. şu an için öyle gözüküyor ama biz bence ülke olarak çok iyi gidiyoruz. Yani şu anda belli bir zamandır herhangi bir testin pozitif çıkmaması, bunların hepsi çok iyi ve turizmi de etkileyeceğini düşünüyoruz. Koronasız bir Kıbrıs. Evet, inşallah o hepimizin ortak dileği. Peki önümüzdeki süreçte neler gelişir? Mesela firma olarak biraz hedeflerinizi açmak istiyorum. Yani siz otellere yönelik bir çalışma yürütüyordunuz. Bugün farklı bir ürün konseptini de yelpazenizin içerisine aldınız. Tabii bu da beraberinde büyümeyi getiriyor. Yani hedeflerimiz arasında neler var? Yani bunları biraz şirketi... Anladım. Şimdi maske gittiği yere kadar maske devam edecek. Yani biz ihtiyaç sağlıyoruz şu anda buradan. Yani fiyatlarımızı gördüğünüz üzere bizim bir kazancımızda çok makul bir alanda var. O da çalışanlarımız var. Yani biz 50 kişiden bahsediyoruz ama bu 50 kişinin ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Biz burada 200-300 kişiye ekmek parası kazanıyorlar yani. Ekmek sağlıyoruz, iş sağlıyoruz, imkan sağlıyoruz. İsteğimiz devletimizden, bürokratlarımızdan yerel üretime destek vermeleri. Peki, sırf bize de değil yani. Benimle beraber bunları kimler üretiyorlarsa herkese destek veririz. Bu alanda ilkti değil mi sizin? Biz ilkiz, evet. Şu anda var. Yani merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerde de maske üretimleri yapıyorlar.
Yani her türlü kumaştan, kumaşların ne olduğu bilinmiyor. Ama yine benim gibi bunu yapan firmalar da var. Evet efendim. Şimdi bakıyoruz çeşit çeşit, renk renk, desen desen modeller var. Evet. Yani cerrahi maskeler var, yüzü saran esnek yapılı likralı kumaşlar var. Herhalde bunları seçerken de mutlaka deneyimli bir ekibiniz var bunların başında olan. Yoksa siz mi seçiyorsunuz? Şimdi kumaşları ben seçiyorum. Koton kumaş, dediğimiz gibi bizimle beraber çok tecrübeli bir firma ile çalışıyoruz. Şu anda 100 makineli bir tesisleri var. Ali Bey bu konuda çok tecrübeli. Kumaş seçimlerini Ali Bey yapıyor bizle beraber. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bir izleyicimiz Mehmet Keskin, iyi yayınlar. Bu sıkıntılı ortamda KKTC'de ilk ve tek maske imalatı yapan ve yardımlarıyla dikkat çeken Yemyeşil Ticaret Şirketi'ni tebrik ediyor. Başarılar diliyorum demiş. Peki halktan tepkiler nasıl size? Yani dönüşler çok iyi. Şöyle söyleyeyim, ben direkt herkese birebir kendim görüşüyorum. Eczanelerle kendim görüşüyorum. Hiç başka bir çalışanımızı devreye sokmuyoruz. Sadece çalışanlar siparişleri götürüyor veya bağışlarımızı götürüyor. Ama onun dışında şu anda herkesle ben görüşüyorum. Hiçbir hata kabul etmiyorum. Yani ben kendi ürünümle ilgili nasıl bir sıkıntı olursa ben hep arkasında duruyorum. Peki mesela izleyicilerimiz gelip sizden bu ürünü direkt tedarik etmek isterse nasıl? Tabii, fabrikamızda şu anda satışımız. Girne Boğaz bölgesinde bulunan fabrikamızda satışımız. Onun dışında da şu anda tüm eczaneler, marketlerde de bulunuyor. Yani adet belli oranda alması gerekiyor mu fabrikadan? Hayır, isterse bir tane bile alabilir. Yani gelip fabrikadan. Tabii. Dikmen'de satış. Dikmen'de, evet. Ofisinizde. Yani bu Boğaz'dan. Ürünlerden herhangi birini. Evet. Orada belirlediğiniz fiyat doğrultusunda tabii. Satın alabiliyor. Bu da iyi bir hizmet olsa gerek. Yani. Gelip alan var mı peki? Çok var. Ağırlık Girne mi, Lefkoşa mı? Yani Girne'den de çok. Da Girne'den de çok var. Oradan da var. Lefkoşa'dan da var. Birçok yerden geliyorlar. Evet, yani bir mi alıyorlar, on mu yani alıyorlar? Yani bir de alan, bir alandan var. Ücret almıyoruz tabii ki ama öyle çok yüklü olanlar da var. Evet. Peki bu korona sürecini siz şirketiniz açısından bir tanıtım olarak da görüyor musunuz? Tabii yani. Ki görüyorum. Yani burada bir üretimin olduğunu, tek dolum fabrikası olan tek biziz şu anda burada. Buklet üreten firma. Bizden haberleri yoktu insanların. Halkımızın bizden haberi yoktu. Bizden haberi olmayan otel sahipleri vardı. Bunlar şimdi biz iyice öğrenildik. Peki otellere yönelik hizmetleriniz neler? Otellerin bütün... Şu an kaç otelle çalışıyorsunuz? Yani bunları bize genişçe bir toparlarsanız. Ada genelindeki bütün otellerle çalışıyoruz. Hı-hı. Büyük otellerle de çalışıyoruz. Hani isim vermeyeceğiz evet. Herhalde. Ada genelindeki tüm otellerle çalışıyoruz. Tüm otellerin şampuan, saç kremi, duş jeli vesaire diğer ekipmanlarının da tedariğini sağlıyoruz. Ama üretimimiz adada. Evet. Bunları adada üretiyorsunuz. Bunları adada üretiyoruz. Şampuanlarımız el değmeden üretiliyor. Makineye koyuluyor. İlerliyor. Dolum yapılıyor 4 adet nodullarla. Devam ediyor. Kapaklanıyor ve arkasından etiketleniyor. Kutuya düşüyor. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o ki otellerde yurt dışından gelen her bir turist sizin ürünlerinizle tanışıyor diyebiliriz. Tabii ki tanışıyor. Evet, bir izleyicimiz de yazmış. İyi yayınlar. Şu an adamızda ciddi anlamda ürün olarak en iyi hizmet veren firmamız. Ali Bey ve Sinan Beylere de iyi ki varsınız demiş. Sinan Bey eşim. Evet, Sinan Bey de eşiniz. Bu vesileyle onu da söylemiş bulunalım. Osman Östen, izleyicimizin sizden bir talebi var. Ücretsiz Karpaz bölgesine de gönderebilirseniz çok mutlu oluruz. Biz Mausa bölgesine, oraya kadar gitti. Mausa bölgesindeki bütün emniyet müdürlüğüne de gönderdik çünkü. Oraya da gönderiyoruz ama tabii ki Karpaz'a ulaşmadıysa buradan söz veriyorum Karpaz'a göndereceğiz. Evet. Peki efendim, şirketinizi kurduktan sonra gelişim süreci nasıl oldu? Yani herhalde eminim ki çok zor süreçlerden geçmişsinizdir. Yani bugünkü noktaya gelmek kolay olmasa evet, gerek. Olmadı, evet. Biraz bunları anlatır mısınız bize? Yani ilk başta tabii ki zorlandığımız yerler oldu. Çünkü ham madde getiriyoruz. Geliş gidişlerde biraz sıkıntılarımız oldu. Sonrasında onları da çözdük. Sevdiler de bizi sağ olsunlar.
her şekilde bize yardımcı oluyor devletimiz şu anda. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Üretimimiz de ilerledi. Tabii ki bu koronadan sonra da otellerle olan çalışmalarımızda şöyle yenilik kararı aldık. Buklet setlerine dezenfektanları da. Çünkü ben kimyagerim olduğu için dezenfektan da üretebiliyorum aslında şu anda. Dezenfektanları sokacağız. Şezlonglara tek kullanımlık örtüler. Şu anda bir çalışma içerisindeyiz biz. Yani koronavirüsle birlikte siz de biraz daha... Tabii ki yelpazemizi genişletmek zorundayız şu anda. Sağlık ürünlerinde herhalde bunun içerisine biraz daha fazla yayacaksınız. Tabii odalara maske de konulacak artık. Yani maske, dezenfektan bunlar da evet. Şirketin yeni ürünleri olarak herhalde yerini alacak. Evet. Kendi markanızı mı kullanıyorsunuz yoksa bağlı yani satın alan otelin ya da firmanın şöyle yapıyoruz. Logolarını mı basıyoruz? Kendi no name'imiz biz. Kendi üretimimiz biz. Ham maddemiz geliyor. Burada kimyagerlerimiz tarafından şampuanı dönüştürülüyor. Saç kremine, vücut losyonuna bunların hepsi yapılıyor. Sonrasında otelin logosuyla beraber şişe seçimi yapıyoruz. Otelin logosunu, baskısını yapıp otellere satışını yapıyoruz. Evet, bu arada... Yani buradan da otellere yerli üretimi desteklemelerini rica ediyoruz. Peki destekleniyorsunuz sanırım yerli üretim konusunda. Tabii ki yani şu anda marka olarak çalışanlar da var. Evet, adı da çok güzel Yemyeşil. Soy ismimiz Yemyeşil. Evet, bu arada büyük konuklarmış o Karpaz bölgesinde izleyicimiz. Ben sizin onu maskeyle... not alabilirsem eğer. Büyük konuk köyünde sizden artık maske bekliyorlar. Bir grup izleyicimiz diyelim. Peki sosyal yardımlarla nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela size her ulaşana gerçekten hani tamam hemen yardım mı ediyorsunuz yoksa bir araştırma süzgeciniz var mı? Bunlar da önemli çünkü. Yani bir araştırma süzgecinden geçemiyoruz. Neden diyeceksiniz? Şu anda ilk başladığımızda zaten karantina merkezlerine yaptık, polise yaptık. Bunların araştırılacak bir yeri yoktu zaten. Ama daha öncesinde bizim sosyal yardımlaşmada şöyle bir katkımız var oldu. Daha önce Zeytin Ağacı Derneği'nin Rabia Hanım'la çok güzel çalışmalarımız oldu. Kendisine çok bu konuda çok gerçekten tebrik ediyorum. Yine SOS Çocuk Kulübü'yle oldu. SOS Çocuk Köyü'yle oldu çalışmalarımız. Doğru. Onların adına şampuanlar ürettik. Dörtlü setler yaptık. Otellere bunların satışı oldu. Satışından kazanılan para hiçbir şekilde Yemyeşil Sanayi'ne değil direkt SOS Çocuk Köyü'ne gitti. Şu anda yine hala çalışıyoruz SOS'le de. Rabia Hanımlarla da öyle. Yine sıvı el sabunları. Çeşitli yardımlarımızı zaten şu anda hala devam ediyoruz. Şu anda yeni Beylerbeyi İnervil Kulübü üyesiyim ayrıca. Evet. Şu anda İnervil Beylerbeyi İnervil Kulübü Başkanı Sayın Sibel Tatar Hanım Efendi'nin de şu anda kulüp olarak bir yoğun bir şekilde maske üretimi yapıyoruz onlar adına şu anda. Evet. Bunların dağıtımı olacak. Bu arada Sibel Hanım Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda da. Kendisi de sosyal sorumluluk projelerinde her zaman en önde yer alan isimlerden bir tanesi. Evet. Bu noktada da Beylerbeyi İnervil Kulübü olarak siz maske üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Ben maske üretimine geçtim, evet. İnşallah bunu da ihtiyaçlı insanlarımıza ulaştıracaksınız. Evet, yakın, herhalde kendileri de yayınlayacaklardır. Bayağı yüklü bir şekilde bir maske dağıtımı olacak kendilerine. Bu noktada ilk de bu haberi biz vermiş olalım o zaman. Herkesten önce biz verdik. Peki bu maske üretme fikri koronavirüs sonrası çıktı ama bunun öncesinde Yemyeşil sanayiyi kurarken neyi hayal ettiydiniz? Mesela 2 yıl oldu değil mi bu firmayı kuralı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretime başladınız. Üretime başladı. Nasıl doğdu bu fikir? Mesela yani, ne eksiklik gördünüz de biz bunu yapsak bunu tamamlarız dediniz. Biz 20 senedir zaten Kıbrıs'a gelip gidiyoruz. Tüm tatillerimizi yaz kış demeden Kıbrıs'ta geçiriyorduk. Kıbrıs'ta çok sevdiğimiz bir yer şu anda açıkçası. Burada da birçok otel sahipleriyle, otel çalışanlarıyla çok farklı bir diyaloğumuz var. Aile gibi olduk hepsiyle. Onlardan gelen talepler doğrultusunda da
Çünkü biz burada yeni bir firma değiliz. Biz İstanbul'da da böyle bir firmamız var. Burada devamını sağlamak istedik. Buraya ailece buraya yerleşme kararını da aldık. Çocuklarımız burada okuyorlar. Severek yaşıyoruz adamızdan. Evet, İstanbul'da da bu işi yapıyoruz. Tabii. Şu an devam ediyor. Devam ediyor. Yani hem İstanbul'da firmanız var. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde firmanız var. Peki ikisini kıyasladığımız zaman nerede daha çok durmak istiyorsunuz? Kıbrıs'ta mı, İstanbul'da mı? Ben kesinlikle İstanbul'u istemiyorum açıkçası. Yani buradan çok üzülerek söylüyorum ama Kıbrıs adaya alıştık artık. Kıbrıs'ın sakinliği, dinginliği o bize çok memnun ediyor. Çocuklarım öyle, hiç istemiyorlar gitmeyi. Nasıl buluyorsunuz Kıbrıs'ı? Yani size İstanbul'a gittiğinizde Kıbrıs'ı anlatın dediklerinde. Yani çünkü hepimizin başına geliyor yani. Yani öncelikle zaman. Trafik çok sıkıntısı olduğu için direkt kaçmak istediğimizi söylüyoruz Kıbrıs'a. Evet. Yani Kıbrıs çok farklı bir memleket. Yani polisinden tutun, zabıtasından tutun. Yani herkes çok farklı. Yani bir devlet, yani bir başbakan bile, bir belediye başkanı bile, bunlar çok farklılar. Yani markette de görebiliyorsunuz, her yerde görebiliyorsunuz. Yani bu Türkiye'de böyle değil. Tabii Türkiye biraz daha kalabalık nüfus. Tabii. Burada yani Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanı, Sayın Dışişleri Bakanı, belediye başkanlarımızı her yerde görme imkanınız var ve tanışma imkanınız da var. Yani çok kolay tanışmak gerçekten. Çok kolay da yani selamlaşabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel bir şeyler. Tabii Türkiye'de de bu şaşkınlık yaratıyor değil mi? Çok. Hiç geldi mi böyle başınıza bir anı? Yani aslında şu an burada mı? Yani Kıbrıs'ta yaşayıp da mesela Türkiye'de anlattığınız böyle güzel bir anınız var mı Kıbrıs'la ilgili? Yani Kıbrıs'la ilgili bir anım var derken çok fazla vardır. İnanın yani ben 20 senedir eşimle beraber geliyorum. Onun öncesinde de çocukluğumuzda da geliyorduk. Çünkü çok Kıbrıs'ta ahbabımız var bizim burada. Çok fazla vardır ama inanın şu anda hiç aklıma gelmedi bir anda sorduğunuzda. Tabii sonrasında Kıbrıs'ı bu kadar sevince yatırım yapma gereksinimi de duydunuz. Fabrikayı ilk Dikmen'de mi kurdunuz? Girne-Boğaz bölgesinde kurduk. Girne-Boğaz bölgesinde kurdunuz. Kaç metrekare? 3000 metrekare. 3000 metrekare. Kaç kişi çalışıyor şu an? Şu anda... Yani burayı saymazsak? Burayı saymazsak orada 5 dikici kimyager, 15 kişiyiz şu anda. 15 kişi çalışıyorsunuz. Tabii dikicilerim de var çünkü. Orada işte bu şampuandır, artık dezenfektan da üretiyorsunuz. Şu anda da aslında şöyle bir şey, ilk başta bir üretime girdik, onların bağışlarını yaptık. İşte birçok yere bu karantina otellerine, merkezlerine giderken hepsine birer tane koyduk biz, gönderdik. Ama sonrasında maskeye yoğunlaştık. Dezenfektan üretimini şu anda yapmıyorum ama yapmayacağım anlamına gelmiyor. Başlayacağız o dezenfektan. Biz inşallah yaparsınız. Şu anda yapan firmalarımız var. Görüyoruz onları. Çok da memnun oluyorum gördükçe de açıkçası. Yani yerli üretimi hepimizin desteklemesi gerekiyor. Yani ben maske üretiyorken başka bir hani bu merdiven altı tabir etmediğimiz bir firmayı kötüleyemem. Evet. Yani benimle beraber aynı işi yapan bir arkadaşım var mesela. Yani birbirimizi desteklemeliyiz yani. Peki ülkemizde kadın girişimcilik nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz siz? Yani ben burada çok fazla görüyorum onu. Yani bir sürü kadın girişimcilerimiz var. Peki sizce daha ileriye götürülmeli mi? Yani hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadının değdiği noktalar fazlalaşmalı mı? Tabii ki götürülmeli. Yani bir kere iş imkanı da sağlayabilmeliyiz. Öncelikle kadınlarımıza da iş imkanı sağlayabilmeliyiz. Yani bizim bir sosyal projemizde bir de Zayder'le beraber yaptığımız aileler vardı. Bayanlar, çalışamayan, evde hasta olan çocuğunu olup bırakıp da işe gidemeyen kadınlarımıza da şöyle bir iş imkanı sağladık. Biz benim otellere ürettiğim buklet setlerinin paketlemesini yaptırdık mesela. Evlere gönderdik. Onların paketlemelerini yaptılar. Hani kadın girişimci olarak biraz da kadınlarımızın da yanında olmak zorundayız. Yani herkes bir elini bir taşın altına koymalı diye düşünüyorum. Evet, güzel bir noktaya değindiniz esasen. Yani evde de iş yapılabileceğini göstermek noktasında. Peki istediğiniz verimi alabildiniz mi?
Çalışanlardan mı? Tabii ki. Yani. Aa, gerçekten de çok da güzel aldık. Yani koronadan sebep şu anda çalışamıyoruz tabii ki. Ama çok güzel. Hatta fotoğraflarını atıyorlardı bize. Hı-hı. Herkes çocuklarıyla oturmuşlar. Çocuklar yapıyor. Paketleri, kutuları yapıyorlar. Kulak çöplerini koyuyorlar falan. Böyle çok da güzel bir görüntüler de geliyordu bize. Çalışıyorlardı. Çok da güzel. Yani hazırlanan o ürünleri otellere gittiğinde izleyici, yani tüketicilerin kullandığı o ürünler esasen bir emekler aynen sırası. Aynen öyle, evet. Yani bir yerde üretim var, diğer yerde paketleme var. En sonunda onun o noktaya ulaşıp tüketiminin sağlanması var. Ki siz de herhalde bu noktada büyük çaba harcadınız. Ya elimizden geldiğince bir şekilde bir faydamız olsun istiyoruz biz. Çünkü burada yaşıyoruz. Yani benim çocuklarım burada okuyor. Biz burada yaşıyoruz. Burada paramızı kazanıyoruz biz. Onun için de adaya bir şekilde bu şekilde bir yardımlar yapmak açıkçası bizi çok mutlu ediyor. Peki bu koronavirüs öncesi otellere de satış oranlarımız nasıldı? Şimdi haliyle biraz bir düşüş yaşanacak. Çünkü haliyle. Şu an turizm bu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil. Dünyada büyük bir problem oluştu ve işte tam teyit edilmese de Rusya Başkan Yardımcısı'nda bir açıklaması var. Bu yılın sonuna kadar Rus vatandaşlarını dışarıya göndermeyeceğiz diye. Yani haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de Rus turistlerin geldiğini biliyoruz. Ki bu hepsi beraber bir süzgeçten geçerek oluşan rakamlar. Bunu değerlendirdiğimizde siz nasıl ayakta durmayı planlıyorsunuz? Yani sadece bu maskeyle yürür mü bu iş? Tabii ki maskeyle yürüyecek diye düşünmüyoruz. Hı. Ama bu konuda da yani sırf biz yaşamıyoruz bu şu andaki sıkıntılı evet. süreci. Herkes yaşıyor. Yani oteller zaten Kıbrıs'ın en gözde turizm yani buranın üniversiteler. Bunlar evet. hepsinin gelmesi lazım. Yani herkesin para kazanması gerekiyor. Sırf ben değilim yani şu anda bu sıkıntılı süreci yaşayan. Oteller kapalı olduğu için tabii ki iş yapamayacağım. Ama bir şekilde en azından sadece fabrikamızı döndürmeye çalışıyorum. İşçilerimin parasını vermek istiyorum. Yani ben hiçbir tanesini ödeneksiz izne çıkarmadım. Yani bu 50 kişiden bahsetmiyorum. Evet. Kendi çalışanlarımdan bahsediyorum. Onun için bir çabaya da girdik. Hani kimse de işsiz kalsın istemedik açıkçası. Yani herkes evine bir ekmek götürebilsin. Yani biz biraz önce dediğim gibi de yani biz 50 kişi çalışıyor ama biz nereden bakarsanız 300 kişiye kazandırıyoruz bu parayı. Evet, bir izleyicimiz güzel bir konuya değinmiş. Siz sosyal yardımları anlatırken sanırım söylemeyi unuttunuz diyeyim artık. Poyraz Üstün, iyi yayınlar. Yemyeşil Ticareti ve Burcu Hanım'ı kutluyorum. Firmanın daha önceki bağışlarını, yardımlarını medyadan okumuştum. KKTC için önemli bir konu, örnek bir yardımlaşma. Üniversite yurdunda kalan evet. öğrencilere temizlik maddeleri yardımı yapmışlardı. Başarılar, iyi evet, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, evet. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Üniversite yurtlarına da gönderdiniz değil mi? Üniversite yurtlarına da gönderiyor. Evet, bunlar yani, da tabii. Yani canlı yayın heyecanıyla unutmuş olabilirim. Üniversite yurtlarına da gönderiyoruz. Kalan öğrencilerimiz var sonuçta orada da. Onun için evet. en azından bir hijyenik de ortam sağlanması açısından tek kullanımlıklardan gönderiyoruz ki hani kimseyle herhangi bir şekilde bir temasları da olmasın. Herkes otel odasındaki nasıl kalabiliyorlarsa yurtlarındaki odalarda da o şekilde kalıyorlar. Yani o şekilde sizler de yardımlarınıza evet. devam ediyoruz. Peki önümüzdeki günlerde maske fiyatlarında bir artış olur mu? Ya da bizim sormadığımız, sizin söylemek istedikleriniz varsa? Yani şu an için... Yok ama maske fiyatlarına gelirsek maske fiyatlarını hani biz yükseltmiyoruz açıkçası. Yani şu anda ben 3,5 TL ile devam ediyorum. Başladığımdan beri de aynı şekilde devam ediyorum. Ama ne oluyor mesela aldığım kumaş farklı bir fiyat olabiliyor. Çok daha zam gelebiliyor. Yani yansıtmamaya çalışıyorum. Yani uzun bir sürede yansıtmadım zaten. Şu anda aynı şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Tabii evet. ki durumlar neyi gösterir onun için şu anda ne desem... Biraz da yanlış olur. Tabii ki bu biraz da tedarikle alakalı. İşte sıkıntımız şu anda Türkiye'den buraya maskeyle alakalı bir şeylerin getirilmediği için. Ekiplerin, evet. malzemelerin getirilmemesinden kaynaklı. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğinde en iyisini yapıyoruz şu anda açıkçası. Kumaşlarımız hep koton kumaştır. Hı hı. Pamuklu kumaş.
onay da almışız. Evet. Zaten gerek de yok ithalata. Yani günde 20 bin adet gibi bir rakam eğer bu ülkede üretiliyorsa ve bunlar tek kullanımlık değil, kullanılabilir ürünler ise yıkayıp daha sonra tekrar kullanabiliyorsak bunların Türkiye'den getirilmesi ya da bir başka ülkeden getirilmesi buradaki yerli üreticiye zarar verecek, üretimini buradaki, engelleyecek evet. Noktada ihracata tabii ki herkes gibi bizler de karşıyız. Neticede artık baktığımız zaman dünya kendi yerli üretime, milli tüketime dönmeye evet. başladı. Sayın Başbakan'ın da zaten bu yönde mesajları var. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz tüketeceğiz. Günde 20 bin üretiyorsak bugün bizim ülkemizin nüfusu belli. Evet. Yani biz yaklaşık 20 günde ülkemizin nüfusu kadar bir maskeyi sadece siz üretiyorsunuz. Evet, adanın bütün genelinin bütün maskeleri evet. karşılayabilecek düzeydeyim şu anda. Evet, yani bu noktada da zaten çok da bir ihracata gereksinim gerek duyulduğuna yok, ben evet. şunları gördükten sonra da inanmıyorum. Biz yani. Çıkıyoruz yani 40 kişiydik. Hı. 50 kişi olduk. Yani bu belki de daha da çoğalacağız çalışanlar olarak. Tabii talep arttıkça zaten aynen. firma da büyüyecek. Haliyle bu da beraberinde istihdamı da getirecek. Evet. Biz şu anda dediğim gibi sadece satışta değiliz. Yani biz 20 binlik üretimimizin hı. bir bölümü sürekli bağışlara gidiyor. Yani bir bölümünün satışını yapıyoruz biz. Tabii ki yani polislerimize gidiyor, devlet hastanelerimize. Yani gitmeyen en son gümrük çalışanları aklıma geldi. Dedim ki ya Türkiye'den gelip ilk temasta bulunan kişiler evet. gümrükçüler, gümrük çalışanları. En son onlara bir gönderdik maske. Yani elimizden geldiğince ulaşmamız gereken her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, bu noktada zaten şunu da ifade ediyorsunuz. Talep olduğu takdirde ihtiyaç sahiplerine de biz bu maskelerden de verebiliriz dediniz. Verebiliyoruz yayın evet. içerisinde. Eğer bir kişi gelip Dikmen'de ofis yani şimdi, satış yerinizden bir tane de istese onu da verir, o evet. imkanı da sağlıyorsunuz. Yani esasen o bölge halkı için de büyük bir avantaj. Yani herkes bu maskeyi almak için büyük çaba sarf ederken tam üretim evet. yerinde Fiyatlarla ilgili yani gelen sizlere de yazıldığı evet. gibi aynı şekilde bizlere de yazılıyor. Ama yine söylüyoruz maskelerimiz 3,5 TL. Evet. Yani zaten olması gereken de yani araya iki aracı da girse yani en fazla bu maskenin fiyatının çıkması gereken nokta 2 kat olmalı yani. Yani 3,5'a alıyorsa bu ürünü. Ben kendi maskemi 9 TL'ye gördüm. Buyurun yani. 6,5 TL. Kendi maskemi 9 TL'ye gördüm. Yani ben 9 TL'ye satılabildiğine göre bir maskeyi ben kendim de satabilirdim o zaman. Hı hı. Yani ben 5 liraya da yapabilirdim maskeyi. 6 lira da yapabilirdim. Yapmadım. 3,5 TL'den başladığımızdan beri, üretime başladığımızdan beri 3,5 TL'den devam ediyoruz maskeye. O zaman bu noktada çağrıda bulunalım bizler de. Yani evet. Son nokta tüketiciyle buluşturan işletmelere şunu söylemekte fayda var. Yani şu an bu elzem ihtiyaç. Ülkedeki ekonomik şartların durma noktasına evet. geldiği bir süreçteyiz. Her ne kadar 4 Mayıs'tan sonra bir açılma süreci gerçekleşecek olsa da insanların ekonomik durumları ortada. En azından bu dönemde kar marjlarını biraz daha düşük tutarak bu gördüğümüz maskeleri ya da elinizde hangi maske türü varsa onları tüketicilere daha uygun fiyatlara satma imkanı olursa emin olun hem tüketicinin gönlünü kazanmış olacaksınız hem de o tüketicinin size olan bağlılığını artıracaksınız. Ve bakıyoruz bu son dönemde, hani konu gelmişken şunu da ifade edelim. Tüketici artık şunu seçmeye başladı. Şurada şu ürün şu fiyatken burada bu ürün evet. bu fiyat. Bu yerden artık alışveriş yapmak istemiyorum. Bunu sosyal medyada çok sıklıkla görüyoruz. Bakın şimdi Yavuz Yörükoğulları bir izleyicimiz bize yazmış. Günaydın müdürüm demiş. Tüm eczanelerde var mı bu ürün? Var. Yani biz ada genelinde tüm eczanelere dağıtımını yapıyoruz. Yani çalıştığımız eza depoları da var. Kendimizin firmamızın da ulaştırdığı eczaneler var. Yani şu anda birçok yerde evet. mevcut. Yani ben Facebook aracılığında kontrolünü de yaptığımda bana da sorduklarında hangi bölgede olduklarını söylüyorum. İşte evet. şurada var, burada var diye Facebook'tan da yayın yapabiliyorum ben. Evet. Zera Bunyat adlı bir izleyicimiz 7 TL bir maske demiş. Esasen de olması gereken de fiyatı da söylemiş. 7 TL. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de.
Ayla Çobanoğlu, Burcu Hanım'ı tebrik ediyorum. Başarılarının çok devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, artık programımızın da son 2 dakikası Burcu Öyle Hanım. Mi? Güzel de bir sohbet gerçekleştirdik çok sizle. Ederim Ürünlerimizi bizi için. bizler de Kanal T olarak sizlere teşekkür ederiz. Bu kaliteli ürünleri ülkemizde üretilen ve tüketicinin direkt alabileceği bu ürünleri ürettiğiniz için de bizler de sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür en azından ederiz. Bu ürünleri biz de tüketicilerle, izleyicilerimizle buluşturma imkanı bulduk. Son sözlerinizi alalım efendim. Yerli üretimin desteklenmesini istiyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu işi rahata çevirmeyelim. Bizimle beraber hangi firmalar üretiyorsa birbirimize alt etmeden birlik beraberlik içerisinde bu işi götürmemiz gerekiyor. Evet, son olarak Zera Bunya tatlı izleyicimiz tekrar yazmış. Dip Karpaz'a da aynı maskelerden istiyoruz demiş. Bir büyük konuk oldu, bir Dip Karpaz oldu. Tamamdır. Karpaz bölgesine göndereceğiz. Peki, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok mersi, çok teşekkürler. Sağ evet, olun. Yemyeşil Sanayi Direktörü Burcu Yemyeşil bizlerleydi. Ülkemizde günde 20 bin maske üreten bir şirketin direktörlüğünü yürütüyor kendisi. Aynı zamanda şu ana kadar da 130 bin adet maske bağışında bulunarak da sosyal sorumluluk adı altında büyük bir imza attılar. Kendilerine bizler de teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde gazete kaldığı yerden devam edecek. Gündem Kıbrıs, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ağırlıyor. Gündem Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gazeteciler Dilek Kırıcı, Serhat İncirli ve Harun Denizkan'ın gündemdeki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayacak. Gündem Kıbrıs, Salı akşamı 20.20'de Kanal T'de.